Allah'ım dünya nimetlerinden çok verip azdırma. Az verip başkasına el açtırma. Yeteri kadar mal oyalayan çok maldan daha hayırlıdır. Allah'ım yaşım ilerledi. Gücüm kuvvetim iyice azaldı. Halkım çoğaldı. Sorumluluklarımı yerine getiremez hale gelmeden al ruhumu. Burada dinlenmek mi istiyorsun müminlerin emiri? Seni ağlatan nedir müminlerin emiri? Allah'a nimetinden dolayı şükrederim. Fitne çıkmasından korkarım. Yüce Allah'tan başka ilah yoktur. O dilediğine dilediğini verir. Kendimi bu vadide Hattab'ın develerini güderken görebiliyorum. Sert ve haşim bir adamdı. Tükenene dek çalıştırırdı. İşimde bir kusur görse döverdi. Şimdi ise Allah'la bizim aramızda hiç kimse yok. Nereye gidiyorsun müminlerin emiri? Sadaka develerinden kaçan bir deve arıyorum. Deveyi buldun mu? Senden sonra gelecek halifeleri zora soktun müminlerin emiri. Ey Ebu Hasan, beni ayıplama. Muhammed'i hakla gönderene yemin olsun ki Irak kenarında bir koyun bile kaybolsa kıyamet günü Allah hesabını Ömer'den sorar diye korkarım. Irak'ta bir katır bile tökezlese, o yolu düzeltmediği için Ömer'in bir şekilde sorumlu tutulmasından korkarım. Yardım edeyim mi? Neredeyse bitti sayılır. Saflarınızı düzeltin cemaat. Saflarınızı düzeltin. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selim Elun! (Gülüyor)
Allah'a hamdolsun ki benim ölümümü gerçek bir Müslümanın elinden vermedi. Allah canını alsın. Muğri'nin kendisinden aldığı vergiyi gelip bana şikayet etmişti. Ben de ona iyi davranmasını emretmiştim. Ey Abdullah bin Ömer. Buradayım baba. Buradayım. Sakın üzülme. Ve asla korkma. Ben Resulullah'ın şehrinde şehit olmak istemiştim. Bu bana verildi. Şimdi müminlerin annesi Ayşe'ye git. Ve de ki, Ömer'in sana selamı var. Müminlerin emirinin deme. Çünkü bugün müminlerin emiri değilim. Ve de ki, Ömer bin Hattab, iki arkadaşının yanına defnedilmek istiyor. Sakın üzülme. Üzülme müminlerin emiri. Allah seni hayırla ödüllendirsin. İslam'ın gerçekten izzetliydi. Bütün dünyayı adaletle doldurdun. Kibirli insan işiyle kibirlenendir. Resulullah'a refakat ettim. O benden razıydı. Ebu Bekir'e refakat ettim. Onu dinleyip itaat ettim. Ebu Bekir vefat etti. Onu da dinleyip itaat ettim. Ama sizin emriniz olarak beni kendimden korkar hale getirdi. İstedim ki başa çıkayım. Ne borçlu ne de alacaklı. Ve şimdi içinde bulunduğum durum Müslümanların emirlerini düşünüp benden sonraki vilayetleri konusunda ihtilafa düşmelerinden korkarım. Sana yol göstereyim müminlerin emiri. Oğlun Abdullah bin Ömer'i halife olarak tayin et. Allah canını alsın. Bunu söylerken Allah rızasını gözetmedin. Bizim emirlikte gözümüz yoktur. Çok hoş görmedim ki ev halkımdan biri için isteyeyim onu. Hayırlısı buysa nasibimizi aldık. Eğer şerse Ömer'in evinden tek bir kişinin hesaba çekilmesi, Muhammed'in ümmetinin işlerinden sorgulanması yeterlidir. Kendimi gerçekten çok yordum. Ailemi mahrum bıraktım. Eğer hesap verir de günah ve sevabım eşit olursa, o zaman mutlu olacağım. Bu konuyu sizlere bırakıyorum. Resulullah vefat ederken razı olduğu 6 kişi var. Osman, Ali, Talha, Zübeyir, Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas. Birinin evinde toplansınlar ve İstişare etsinler. Sonra aralarından birini seçsinler. Karara varmaları için 3 gün süre verin.
ve dördüncü gün gelmeden seçilen kişi emiriniz olsun. İşittik ve itaat ettik müminlerin emiri. Her kim bu göreve getirilirse Allah'tan korksun ve kendi kavmini Müslümanlardan üstün tutmasın.